Bismillahirrahmanirrahim. Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan sizlere 11 Mart 2022 tarihli Cuma hutbesinin Türkçe'ye çevirisini sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَا بَلْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diri diller. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortayı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Allah yolunda şehitlik en yüksek mertebelerden biridir. Yüce bir ibadet aracı olan şehitlik, Allah Teala'nın hakkı destekleyip savunmak için kendilerini feda eden kahramanları seçmesi demektir. Bu kahraman şehit kendi yurdunu, ailesini, güvenliğini ve tubrağını koruma arzusuyla can feda etmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Allah sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şehitler edinmek için böyle yapar. Bunun üzerine Allah Teala şehitleri yüksek mertebeler, büyük faziletler ve eşsiz imtiyaz sahibi kıldı. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki isterdim ki Allah yolunda cihat edip öldürüleyim. Sonra yine cihat edip öldürüleyim. Sonra yine cihat edip öldürüleyim. Şehitler mertebesi çok olvidir. Onlar Rableri, Rableri katında hayattadırlar. Fakat insan kavrayışının ötesinde bir hayattadırlar. Allah Teala şöyle buyurur. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle karşılaştı ve "Ey Cabir, seni neden kırgın görüyorum?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın Resulü, babam Uhud gününde şehit düştü. Geride kalan burç ve çoluk çocuk bıraktı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Babanın Allah tarafından nasıl karşılandığını sana haber vereyim mi? Ben de evet ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Allah bir kimseyle ancak berde arkasından konuşmuştur. Fakat babanı diriltmiş ve arada berde, perde olmaksızın yüz yüze konuşarak şöyle buyurmuştur. Ey kulum, dile benden sana dilediğini, dileğini vereyim. O da ey Rabbim, ey Rabbim beni diril senin yolunda ikinci kez öldürüleyim. Rabbimiz Azze ve Celle de şöyle buyurdu. Kesinlikle buyurmuşum ki tekrar dünyaya dönmek mümkün değildir. Ve şu ayeti kerime de indirildi. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diri diller. Rabbileri katında Allah'ın lutfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Şehitler nasıl kendi Rableri katında diriyseler, milletin hafızasında da diri diller. Dolayısıyla kahramanlıkları zamanla unutulmayacaktır. Şehitlerin ruhları cennette istediği gibi gezer, büyük nimetler içinde yaşarlar. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Uhud'da kardeşlerinize şehitlik isabet edince Allah onların ruhlarını yeşil kuşların içine yerleştirdi. Artık cennet nehirlerine uğrar, meyvelerinden yerler. Sonra arşın gülgesinde asılı olan altından kandillere dönerler. Şehitler büyük mukafata ve kıyamet gününde tam nura sahiptirler. Allah Teala şöyle buyurur. Allah yolunda şehit düşenlere işte onlara Rableri katında nur ve ecir vardır. Ümmü Harise İbni Suraka Peygamber Efendimiz'e geldi ve ya Resulallah bana Harise'den haber verir misiniz dedi. Harise Bedir Savaşı'nda şehit düşmüştü. Peygamber Efendimiz ey Ümmü Harise şüphesiz cennetin içinde cennetler vardır. Senin oğlun bunların en yüyesi olan Firdevs cennetindedir buyurdu. Şehit kıyamet gününde kendi ailesine şefaatçi olacaktır. Bu da Allah Teala katından şehidi güzel yetiştiren aileye özel bir mukafattır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehit kendi ailesinden yetmiş kişiye şefaat edecektir. Şehitlerin salih amellerinin sahibi hiç kesilmez ve onların ecri iki kat verilir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki her ölenin amel defteri kabanır ancak Allah yolunda kalbi cihada hazır olarak ölen kimse müstesna. Onun ameli kıyamet gününe kadar çoğalıp artar ve kabir azabından güvendedir. Hiç şüphe yok ki şehitlerin makamı ancak hakkı bilip sadık sadık kalan, hakkı savunan ve hak için fedakarlık yapan gerçek şehide layıktır. Gerçek şehit kendi ailesi, kanı ve dini uğruna öldürülen kişidir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Mali uğrunda öldürülen şehittir. Ailesi uğrunda öldürülen şehittir. Kanı uğrunda öldürülen şehittir. Dini uğrunda öldürülen şehittir." Ancak şunu da vurguluyoruz ki şehitlerimizin ruhlarına vefa burcu yerine getirilmesi için her birimizin kendi alanında bu büyük vatanın askeri olmalı. Elimizden gelenin en iyisini yapmalı. Ordumuzun ve bülisimizin ve diğer milli kurumların arkasında tek saf, tek yürek, birlik ve beraberlik içinde durmalıyız. Şehadet mükafatını Yüce Allah'tan dilememiz ne güzeldir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim Allah'tan şehit olmayı samimiyetle isterse Allah onu yatayında ölse de şehitlik mertebesine yücelttir. Allah'ım ülkemiz Mısır'ı ve tüm İslam alemini sen kuru. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.